Merhabalar, ben Hatice Koç. Bugün lezzetli dakikalarda 4 farklı lezzeti birlikte hazırlayacağız. Öncelikle patatesli etli bir yemek hazırlayacağız. Bunun için de patateslerimizi soy soy ile soyuyoruz. Etimiz hazır, derin dondurucudan çıkardık. Derin dondurucudan çıkardığınız etlerinizi akşamdan buzdolabına koyup sabaha kadar çözdürebilirsiniz. Pratik dilim dilimimiz kilitli pozisyonda. Öncelikle 3 dilimleme ayarını kullanacağım. Şöyle arkasındaki kırmızı yeri çekerek 3'e getirdim. Yemeğimin üzeri için de patatesi bir kalınlığında, yani en ince şekilde dilimliyorum. Üçüncü patatesimin yarısını kalın, yarısını da ince dilimleyeceğim. Patateslerimizin üzerine derin dondurucudan çıkarttığımız, çözdürdüğümüz etli yemeğimizi koyuyoruz. Etli yemeğimizi daha önce biz ultrapro serisinde pişirmiştik. Patateslerin üzerine bir çay kaşığı tuz ekliyorum. Biraz karabiber serpiyorum. İki çay kaşığı kekik koyuyorum. Acı seviyorsanız biraz acı koyuyorum. Bir tatlı kaşığı da yağ gezdiriyorum. Şöyle karıştıracağım. Sonrasında da etin üzerine patatesleri böyle sırt sırta gelecek şekilde diziyorum. Üzerine 100 gram peynir rendeliyorum. Fırınınız koku karıştırmayan bir fırınsa yanına mucize kalıbı da koyup UltraPro ile birlikte pişirmeye koyabilirsiniz. Ben şimdi kekimi hazırlarken UltraPro'da pişirmemizi yapacağım ve kekimizi hazırlamaya devam edeceğim. Bal kabaklı kekimiz için bir çay bardağı cevizi doğruyoruz. Yumurtamızı kırıyoruz. Özellikle ayrı ayrı kırıp koymaya dikkat ediyorum çünkü yumurtalar bozuk çıkabiliyor. Bir su bardağı şekeri koyup yumurtayla birlikte çırpıyoruz. Bir çay bardağı süt, bir çay bardağı yağ karışımımız var, onu ekliyorum. Bir su bardağı önceden pişirmiş olduğum şekersiz bal kabağım var. Siz eğer şekerli bir bal kabağı tatlısını kullanacaksanız şeker miktarınızı azaltmanızda fayda var. Cevizi koyuyorum. Bir şekşek ölçüsü tam buğday ununa 2 çay kaşığı tarçın koyuyorum. Bir paket kabartma tozu, 1 çay kaşığı karbonatım var, onları koyuyorum. Şekşeğimin kapağını kapatıp karıştırıyorum. 1 çay bardağı yulaf ezmemiz var, onu ekliyorum. Unlu karışımımızı koyuyorum. Kek kalıbımızın altına yarım çay bardağı yulaf ezmesi koyuyorum. Yulaf ezmesini özellikle sütle pişirerek yiyebilirsiniz. Gerçekten güzel bir kahvaltı oluyor. Yarım çay bardağı kadar yulaf ezmesini de üzerine serpiyorum. Sonrasında şöyle bir vurduruyorum ve önceden 180 derecede ısıtılmış fırında pişiriyoruz. Kış mevsiminin özellikle sağlık adına çok keyifli bir lezzeti salep yapacağız. Salepimiz için de yarım kilo sütümüz var. Yarım litre sütümüzü şekşeğimizin içine koyduk. Bir yemek kaşığı nişastamız var. Nişastayı ekliyoruz. 25 mililitre 2 yemek kaşığına yakın şekerimiz var. Gerçek salep de ekleyeceğim. Aslında gerçek salep koyulduğu zaman nişasta koyulmuyor. Fakat ben o yoğunluğu seviyorum. Özellikle ev tipi salep denildiği zaman da bu salebi koymuyorlar. Koyduğunuzda daha güzel bir lezzet olacaktır.
karışımımızı tenceremize koyuyoruz ve karıştırarak kaynatacağız. Salepimizi fincanda salep olarak servis edeceğimiz gibi içine bal kabağı ekleyip tatlı şeklinde de servise sunabiliriz. Kış sebzesi bal kabağı ile güzel lezzetleri birlikte hazırladık. Mevsiminde bal kabağı kullandık ama yaz-kış bal kabağımız her an derin dondurucuda hazır. Bu arada farklı lezzetleri de sizlerle paylaştık. Yine derin dondurucuda bulunan etimizle de çok güzel etli patates yemeği yaptık. Afiyet olsun.